maddesi, 19. maddesi. Herkesin ifade etme özgürlüğü vardır ancak sonucuna düşsen katlanırsın diye. İfaden edebilirsin ama şu an edebilirsin. İttiğin ifadenin sonucuna sonra sen katlanırsın. Ya böyle diyor. Şurada da Zübeyde Hanım var. Atatürk'ün annesi. Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir diyor. Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir. Şişli Belediyesi. Değil. Bunu söyleyen Zübeyde Hanım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nın önderi. Askerleri ve halkla birlikte önderi. Abraları devamını da göstereceğim. Takipte kalın. Kanalı izlemeyi. Güzel videolar geliyor arkadaşlar. Avrupa, İstanbul, bu tür videoların sürekli devamı geliyor. Güzel bir söz. Şöyle göstereyim. Ne diyor burada? Madde 19. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Edebilirsin diyor. Bu haktan dolayı kimseyi rahatsız edemezsin. Edersen sonucuna katlanırsın. Sen. Evet sen. Okuyorsun ya. İfade özgürlüğünü yapıyorsun ya. İşte en sonunda onun da sonucuna katlanırsın diyor yani. Anladın sen. Her doğuda her yerde söylenmiyor. Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir. Atatürk'ün annesi. Rahmetli Zübeyde Hanım. Burası Şişli. Şişli'ye ait İnsan Hakları Beyannamesi. Madde 19. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını kapsar. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948.